Saat 07:50, günlerden pazartesi. Durumun 39. gündeyim. Kıyıköy'deyim. Saat 8:30. Çadırı topladım, ben yola çıktım. Tam yola çıkmak üzereyken bir minibüs dolusu insan geldi. 01 plaka. %99 Suriyeliydi. Çoluk çocuk dolu. Hemen benim bulunduğum bölgeye yerleştiler. Akşam 11'de de birileri geldi. 2-3 kişi. Onlar da sabaha kadar susmadılar yani. Allah'tan dalganın sesi biraz kesiyor yani. Sabaha kadar susmadılar. Sabaha karşı tekrar başladılar. Saat 6 gibi. Bir türlü uyuyamadım yani. Bir gece daha şöyle sessiz bir kamp yapayım dedim ama olmadı. Neyse, olduğu kadar. Şimdi marketten alışveriş yapacağım. Kıyıköy merkeze geçeceğim. Marketten alışverişimi yaptıktan sonra yola devam edeceğiz. Kahvaltıyı burada yapmadım. Ekmeğim yoktu zaten. Yapmazdım yani bu şekilde bu ortamda. Gideyim alışveriş yapayım. Önümde orman yolu olduğu için alışveriş yapacağım da bir yer olmayacak muhtemelen. Bütün alışverişimi yapayım, belki bir gece daha kalırım bir yerde. Bulunduğum bölgeyi de göstereyim. Şimdi buradan devam edip ormanın içerisinden Kıyıköy'e geçeceğiz. Oradan marketten alışverişimi yapacağım. Çıkmadan önce size bir kamp alanından bir görüntü göstereyim. Market alışverişimi yapayım buraya kadar gelmişken. Ondan sonra da bir daha durmayalım. Kıyıköy merkezdeyim şu anda. Yumurta alacaktım, altılı yok. Altılısı bile zaten 14 TL olmuş. İki tane karşılıklı market var, ikisinde de yok. Domates alacaktım, domates de yok. Bugün pazar ya. Ne alacağız şimdi? Parktayım, kahvaltı yapacağım. Çayı demledim. A101'den domates alayım dedim. Domates kalmamış. Yumurta alalım dedik. Yumurta yok. İki tane A101 var. Karşılıklı ikisinde de yok. Ekmek aldım. 4 tane. Bol bol ekmek kemiririz artık. Melemen yapalım dedik. Biber 18 TL olmuş. Biberin yanına yanaşılmıyor zaten. Bilmiyorum yani ne olacak bu işin sonu ya. Ben de yine üçgen peynir aldım yani her zamanki gibi. Helvam var. Bir tane de zeytin aldım. Kahvaltılı o şekilde halledeceğiz. Benim gideceğim noktada iki tane A101'i gözüküyor. Onlarda altılı yumurta varsa yumurta alırım. Gideceğim yol da bayağı bir kötü bir yol. Sahil yolundan gideceğim için biraz taşlı ve topraklı bir yol, tozlu bir yoldan gideceğiz. Dur bir dakika. Abi diyor ki beni de çek. Meşhur olmak istiyormuş. Ne yiyorsun abi? Sorma sahibi olmazsa. Evet abi, aynen öyle. Şapkan düşmüş. Şapkan gitmiş abi. Atın nerede? At nerede? Bunu kullanıyorsan at. Atı vurdum. Tökezledikçe vurdum. Şimdi şey yap da. Şöyle beni de çek bari. Getireyim abi. Bir dakika, o zaman kahvaltılığı getireyim. Getir getir getir, beraber şöyle oturalım. Sen bayrağı falan da asmışsın. Aa, sen ne diyorsun? Bak şöyle bir dur. Benim telefonum. Ver.
Dönüşü de alsak. Fotoğrafını mı çekeyim? Ben nasıl göndereceğim sana? Gönderirsen şeyden. Dur bir dakika, o zaman fotoğrafa geçeyim. Evet arkadaşlar, dostlar. Bir videoda daha sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda Kıyıköy'deyiz. Kıyıköy, neresi? Tekirdağ'ın nereydi? Saray. Saray mahallesi. Saray kazası mı? Saray kaza mı oluyor? Yok, ilçesi oluyor. İlçesidir. Kıyıköy'deyiz. Evet, burada yeni tanışmış olduğumuz bir kardeşimizle beraber piknik yapma imkanımız olacak. İsim neydi? Özdemir babacan. Mustafa. Memnun oldum kardeşim. Gördüğünüz gibi manzaramız, doğa çok harika, güzel. Düşmez değil mi? Belki düşebilir. Yine evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Daha ilk defa geliyorum buraya ve çok güzel bir yer. Evet, Türk bayrağımızı da asmıştık. Gördüğünüz gibi Türk bayrağımızı da yanında getirmiştim. Türk bayrağımız da görünüyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Şimdi yiyeceklerimizi hazırlayalım. Evet, tuzumuz da var. Bugün yağmur yağar mı sence? Bugün yağmur yağar mı? Çok güzel bir soru. Bence yağmaz. Bence çünkü de yağmaz. Yağmayacak. Bu, bir ara sanki akar gibi oldu şeyin, oradan gördük de. Gün gören miydi? Gün görmez. Gün görmez tarafından geliyorum ben. Orada çalışıyorum. Evet. Şimdi bunları da yapıyoruz. Gün görmez neresi ya? Gün görmez neresi? Sarayın bu tarafı. Fırında çalışıyorsun. Ya işte öyle kızlarına arkadaşı kıramadım, geldim. Fırında ne işim ne? Ben elektrik teknisyenim, elektrik ustasıyım. Güzel. Öyle, bak güzel şey etme. Ekmeğimiz var ya, ben şimdi fazla aldım. Bir dakika, bak şu ışık bak. Bundan da tadına bak. Biraz şey ekmeğim mi? Sarı buradan ne diyorlar? Onu? Yok, tam buğday değil. Yok, sarı buğday mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Ekmeğin adına da. Şimdi o sarı buğday değil, tam buğday diyorlar. Sen daha iyi bilirsin. Ayrıca şey, ekmekler var. Trabzon ekmeği var. Bu Trabzon ekmeğinin küçüğü. Senin çatalın yok. Çatal var. Var mı? Çatal şey var, şeyde var. Şey de aldım, tavuk göğsü, tavuk ciğeri de aldım ama işte mangal yapacak bir yeri bulmak önemli olan, orayı bulabilmek mesela. Mangal burada yapılır mı bilmiyorum. Burada yapılmaz. Ben şey, yem olarak aldım aslında. Yine de belki bir imkan olursa şey yaparız da yani. Kaşık varmış. Çatma değil mi? Buralarda mangal yapma imkanımız yok. Tavuk göğsüyle tavuk ciğeri aldım. Oltayı da getirdim. Şu aşağıda çok güzel temiz su var. Oradan atacağım. Belki olur da tavuk göğsüne bazı balıklar varsa, yani etkili balıklardan varsa, nasıl olursa gelir. Esasen aşağıda plaj var, ileride plaj var. Plaja gideceğim, oraya da gideceğim. Nasip olursa zamanında akşam 5.30-6 civarı buradan çıkmam lazım. 20 kilometrelik bir yolum var. Özel halk otobüsleri gelip gidiyormuş ama eğer ki kaçırmazsam son servise döneceğim. Yoksa yandım ben burada. Köz gibi yandım. Otobüs çekersin ha. 20 kilometre sabaha kadar varırım herhalde. Ama 20 kilometreyi 7'de orada olmam lazım. Bakalım ne olacak. Akşam 7 mi? Evet. Sen, ha, senin motor var. Sen bakayım, sen burada ne yapıyorsun? Ben geziyorum Türkiye'yi. İstanbul'a döneceğim ama ben şimdi şeye gideceğim. Bu Korsan Koyu falan var ileride. O bölgeye doğru gideceğim. Hani ormanın içerisinden böyle gidiyorum. Arka zaten benim şey full dolu. Seni bir yere, kadar bırakırdım normalde de. Yer yok. Anladım. Arkası bir sürü malzeme var. Tek başına geziyor. 10 numara valla. Tam benim kafadansın sen de. Ben de imkan olsa ben de öyle gelirim. Ama yalnız da biraz sıkıntılı olmuyor mu? Buna mı? Yok, böyle daha güzel ya. Öyle mi? Yaş kaç? Yaş 42, 43. Yani biraz öyle genç gösteriyorsun ama var yani, doğru. Evet, doğru.
Sen ben bir yaş 60. 60 mı? 60 yaşındayım. Maşallah. İstemiyor ya. Peki memleket ha? Kırıkkale. Gittin oraya. Bu peynirden de. Çekten peynirden. Abi alsana bak. Hey baba. Tamam. Ülkem peynir mi var? Yiyecek çok sen. Yerimiz de güzel değil mi? 10 numara yerimiz var. Yer mükemmel. Aşağısından bakalım. Olsa yaptığımızda bakalım ne olur. Nereleri gezdim bakayım? Türkiye'nin her yerini geziyoruz. 10 numara iyi. En son işte Trabzon'a kadar gittim. Oradan geri döndüm. Eve gidiyorum şimdi. Ev nerede? İstanbul'da. Burası son durak. Buradan artık yavaş yavaş İstanbul. Yakıt bittiği zaman ne yapıyorsun peki? Alıyoruz. Ya yakınlarda şey yoksa yani. Yine var ya. Bana yetiyor zaten. Buradan gitmeden yine bir benzin alırım. Benzin var ama olsun. Ne olur ne olmaz. Çantaya güzel nevalelerini koyuyorsun. Malzemelerin var. Aynen. Çayını mayını demliyorsun. Vallahi hayatı yaşıyorsun. Evli mutlu çocuklu musun? Evli mutlu çocuklu musun? Hangisi? Orası muallak da. Evli misin? Yok. Değilsin. Boşandı. Maalesef. Evlilik niye zor ya? Herkes anlaşamıyor. Zaman değişti. Oradaki tekne mi acaba? Yani? Bak orada bir siyah yok var ya. Ha, evet. Tekne. Bu telefonun markası ne? Samsung. Hafızası azdır herhalde bunun. Nasıl? Hafızası ne kadar? 128. İyi. Kıyıköy'den benzinimi tamamladım. Benzin eksiğimizi de tamamladık. Alışveriş olarak da birkaç şey aldım ama ben aslında domates almak istiyorum. Yumurta almak istiyorum. İleride bir yerde bulabilirsek alırız. 100 TL'lik benzin aldım. 4.91 geldi. Öyle yola devam. Kıyıköy'den çıktım. Kuzuludere Göleti diye bir yer var. Yolumun üzeri. Sahil boyu ilerleyeceğiz. Yollar biraz bozuk ama en güzel manzaralar da o tarafta. Devam. Şok markete geldim. Yolumun üzerindeydi. Altılı yumurta sordum. Burada da yok. Kalmamış yani. Şansımızı başka yerde deneyeceğiz. Hadi hemşerim seni bekliyorum. Geçsene. Hadi lan. Hadi geç seni bekliyorum hadi. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi araba gelecek ezecek ya. Yürüsene. Bari kenara çekelim de öyle gidelim ya. Abi çok bozuk bir yoldan gidiyorum. İlk Kıyıköy'den çıktıktan sonra bir yerden girdim. Dedim ondan sonra vazgeçeyim başka yerden gideyim. Yoldan çıktım geri döndüm. Orman yolundan sonra başka bir yerden tekrar giriş yaptım ama
belli bir yerden sonra yine yol bozuk bu şekilde devam ediyor. La evladım, ben sana yürü diyorum, yürüsene. Bak araba geçti. Ezilecektin az daha. Niye burada bekliyorsun? Geç bakalım. Yürü bakayım Tosba. Bir araba geçiyor. Aman Allah'ım, her tarafım toz oldu. Şu an sadece toz var. Sola dönün. Sus lan. Gitmek istediğim göle 12 kilometre kaldı. Yol bu şekilde devam ediyor. Bozuk bir şekilde. Yavaş yavaş gidiyoruz. Havada bir sıcak. Yanıyor mübarek. Sinekler de peşimi bırakmıyor. Sinekler de mübarek. Benimle beraber geliyorlar yani. Son 9 kilometrem kaldı. Hiçliğin içindeyiz. Sineklerden başka beni takip eden hiçbir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Lan oğlum gidin lan. Gidin başkasına yapışın arkadaşım. Kilometrelerce peşimden geldiniz ya, yeter ya. Gidin, bende bir halt yok. Ya nereden nereye peşimde geldiler ha? Zıkkımın dibi. Yol böyle işte arkadaşlar. Yola devam, gidiyoruz. Son 9 kilometre yolum kaldı. İki tane baraj var. Birisi sağımda kalıyor. Birisi de benim gideceğim yer. Fazla bir yolum kalmadı. Aslında normal yoldan gidip merkezi yerden tekrar baraja dönseydim benim için daha mantıklıydı. Ama tabii ben akıllanmadığım için son 7,5 kilometre kala arkadaşlar. Asfalt yola çıktık. Neyse o kötü yoldan kurtuldum. Burada bir tane çeşme varmış. Suyumu alacağım, böyle devam edeceğim. Bayağı da sıra var. Termosu doldurdum. Sağ olsunlar, bana sıra verdiler ya. Bir tane termos, bir de termos bardağım vardı. Onları doldurdum. Diğerleri doluydu. Bunlar bana bu gece yeter. Motosikletin haline bakın ya. Buradan Çilingöz Tabiat Parkı'nın içerisinden devam edeceğiz. Ondan sonrası zaten 7 kilometre. Tabiat Parkı'nın içerisinde kamp ücreti 35 TL dedi yanlış hatırlamıyorsam. Giriş ücreti de motosikletin 15 lira mı ne? Öyle bir şey. Ha, çok böyle büyük bir para değil. Buradan Tabiat Parkı'nın içerisinden geçeceğiz. Dedim abi buradan gösteriyor yol. Tamam dedi, buradan geçersin Tabiat Parkı'nın içerisinden. Devam edersin dediler. Oradan baraja şeye, gölete çıkacağız daha doğrusu. Ne kadardı kişi başı kamp? 39, sabah 11'e kadar. 11'e kadar. Motosiklet girişi ne kadar? 24 lira mı? 39. 15 TL'de ortak kullan. VC duşlar. Hmm. 24 ücretsiz. Artı 15 mi? Aynen öyle. 39 TL total. Hepsi çadır dahil içerisinde öyle aynen mi? Aynen öyle. Sabah 11'e kadar. Elektrik falan var mı? Genel aydınlatma var. Genel aydınlatma. O zaman elektrik yok, duş var. Aynen. Tamam. Tamam. Yalnız aşırı çok aşırı kalabalık. Çilingöz Tabiat Parkı böyle kalabalık arkadaşlar. Çok yoğunluk var. İğne atsanız yere düşmüyor. Burada bedava verseler kalmam yani. Sahilde de çadırlar var. Aşırı kalabalık ya.
Kesinlikle gelmeye değmez yani. Ben zaten burası için gelmedim ama para verip de gelmem yani. Bedava da gelmem. Kuzulu Dere Göleti'ne geldim arkadaşlar. Mekan böyle. Birkaç tane araç var. Şuradan bir ileri gidelim bakalım ne var ne yok. Buradan gidiyor ama karşıya geçiyor mu geçmiyor mu, ben tahminimce geçmiyor diye düşünüyorum. Şu ileri kadar gidelim. Ben daha önce gelmiştim ama buraya mı geldim emin değilim. Oraya benziyor ama pek çıkartamadım yani. Gölün kenarında hiç kimse yok. Şurada bir araç var. Ormanın içerisinde birkaç kişi var. Piknik yapan. İnekler rengarenk. Çok güzel bir portre fotoğraf çekmek için uygun yani. Kuzulu Dere Barajı'nda bir gece kalacağım. Yarın da yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel bir manzarası var. Göl kenarında benden başka kimse yok diyebilirim. Şurada bir araçlar var. Bu gece burada kaldıktan sonra yarın İstanbul'a yine adım adım devam edeceğiz. Belki bir gece daha başka bir yerde kalır mıyım, kalmaz mıyım bilemiyorum. Tamamıyla o anki duruma bağlı. Benim planlarıma göre bugün son, yarın da artık İstanbul'a dönmem gerekiyor. Yani gün benim için çok önemli değil. Bir gün sonra da dönebilirim ama öyle bir plan yapmıştım. Ama yine dediğim gibi planları bozup başka bir yer bulabilirsem, yine güzel bir yere denk gelirsek kalırım yani. Burada tek rahatsız edecek şey sineklerdir herhalde. Başka bir şey yok. Böyle. Burada ağaçların altında dinleniyorum. Biraz daha vakit geçsin. Saat 3.10 geçiyor. Akşam saati çadırımı kurarım. Şu an için karar veremedim. Güneş var, sıcak olduğu için biraz güneşin çekilmesini bekliyorum. Ona göre bir çadır yeri ayarlayacağım kendime. Kıyı köyden çıktıktan sonra biraz daha börten topladım. Onları da pet şişeye koydum. Bir kısmı böyle ezilmiş. Reçel yapmayı düşünüyorum bunlar. Bazıları çok büyük, kocaman. Eve gidince reçel yaparız bundan güzel güzel. Çadırı kurdum arkadaşlar. Güzel bir manzara eşliğinde. Umarım
sakin bir kamp olur. Akşam yemeğinde piliç köfte. Mis. Ne yapalım, bunu buldum, bunu aldım ya. Melemen yapacaktım, domates bulamadım. Biber zaten 18 lira. Bu nedir yani? Melemen bile yapamayacağız yani. Böyle akşam yemeği bu arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Saat bu arada kaç? 5'i çeyrek geçiyor. Böyle. Yanımda da içecek olarak tank var.